Evet gençler, soruya baktığımızda diyor ki öyleyse iki tane ayet vermiş. Birinci ayetimizde hangisi vurgulanmaktadır diyor. Birinci ayetimize öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım diyor Allahü Teala. Diğer bir ayette diyor ki kullarım sana beni sorduğunda Peygamber Efendimiz sesleniyor diyor ki onlara şöyle cevap ver. Ben çok yakınım, bana dua ettiği vakit dua edenin dileği de karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar, bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Neyden bahsediyor ikisinde de? Duadan bahsediyor. Yani dua nedir? Allah ile kul arasındaki iletişimdir, değil mi? Birbirleri arasındaki iletişim nedir? Dua ve Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'la bizim Allah'ın bize mesajı Kur'an-ı Kerim, bizim Allah'a mesajımız duadır. Cevap nerede? Allah ile kul arasındaki iletişim aracı B seçeneği. Evet. Bir paragraf vermiş. Delil olarak hangisi yer almaktadır diyor. Baktığımızda paragrafta neyden bahsetmiş? İslam bilgileri Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili çeşitli deliller ileri sürmüşlerdir. Bu delillerin bir tanesi temanü delilidir. Yani temanü delili nedir gençler, biliyor musunuz? İki tane ilahın imkansızlığından bahseder. Devamda zaten belirtmiş. Bu delile göre birden fazla ilah olsaydı evrendeki düzen bozulurdu. Çünkü tanrılardan biri bir şeyin olmasını isterken diğeri olmasını isteyebilirdi. Böylece onlar arasında anlaşmazlık ve çekişmezlikler çıkardı. Yani iki tane ilah olsaydı ikisi de yüce olduğu için birinin sözü birinin aşağısında kalmaz. İkisinin sözü geçerli olur. Böylece dünya çekişmezlik ve bir düzensizlik olur. Ama dünyada bir düzen var. O zaman Tanrı da bir tanedir diyor. C seçeneğine baktığımızda da zaten bunun kanısı var. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Böyle sorular ÖSYM tarafından çok soruluyor. Dikkat edelim, cevabımız C seçeneği. Yazan eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır. Yani Allahü Teala'nın yazdığını görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı zanneder ama Allah'ın mesajına odaklanmaz diyor. Hangisine dikkat çekmektedir diyor. E seçeneğine baktığımızda duyu ötesi varlıklar alanını kavrayabilmek için anlaşılmışın ötesinden bir bakış açısı gerekir. Yani kaleme değil kalemi yazana odaklanman gerekir diyor. Cevabımız E seçeneği, bir okuduğunu anlama sorusu Enis Hoca'nın E'si. Evet gençler, tevekkülden bahsetmiş. Hangisi tevekkül olamazmış? Parçada da tevekkülden bahsediyor. Tevekkül neydi? Sen elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmana biz ne diyorduk? Tevekkül diyorduk. Hangisi olamaz diyor. Tereddüt halinde Allah'a yalvarmak. Bu tevekkül. Evet, Allah'a yalvarmak. B seçeneği bir dursun. C seçeneği her türlü belirsizlikten Allah'a sığınmak. Evet. Allah'a sığınmak, yine Allah'ın rızası için Allah'a dua etmek, bunlar da tevekküldür. Zorluklar karşısında Allah'tan yardım dilemek, bu da tevekküldür. Her işte gerekeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmek, bu tevekkülün tam tanımıdır zaten. B seçeneğinde sorumlulukları Allah'a havale etmek, bu tevekkülün zıttıdır, tam tersi. Allahü Teala bizi sorumluluklarımızı yerine getiresin diye yarattı aslında. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette ilgili ulaşılamaz diyor. Ayete baktığımızda Rum suresi 46. ayet. Rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesi Allah'ın delillerindendir. O bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfunuzdan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. Dan bahsetmiş. Yani aslında bu yağmurları, her şeyi yaratması Allah'ın varlığını hatırlamamız ve onu şükretmemiz için yaratıldı diyor. Hangisine ulaşılamaz?
seçeneğine baktığımızda Allah'ın verdiği nimetler karşısında insanların şükretmesini ister. Zaten bundan bahsetmiş, doğru. İnsanların rızıklarını elde etmeleri için gayret göstermesi beklenir. Evet, Allah'ın rahmetini tattırmak, onların emriyle yol alması ve lütuflarından rızkınızı aramanız bundan bahsetmiş. Allah insanlar yararlanmasın için çeşitli nimetler var etmiş. Yağmur gibi. Evet. Evrendeki düzen Allah'ın varlığın delilleri arasındandır. Evet, yağmurdan harekete kimden bahsetmiş? Allah'tan bahsetmiş. Yani yağmuru verdim ki beni hatırlayasınız diye diyor. El seçeneğine bakıyoruz. Allah insanın davranışlarını önceden belirlemiştir. Evet, belirlemiştir. Ama paragrafta, yani ayette bahsediyor mu? Hayır, ayette bahsetmiyor. Cevabımız el seçeneğidir. Evet, soruya baktığımızda Allah'ın sıfatları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi açıklaması bulunmamaktadır diyor. Baktığımızda gençler soruya teker teker bakalım. 1, 2, 3, 4 tane ayetimiz var. Diyor ki Allah her şeyi görür. Hiçbir şey Allah için gizli değildir. Varlığın başlangıcı yoktur. Bu hangisidir? Allah'ın her şeyi görmesi basardır, değil mi? Basar. Hemen basar nerede? Burada eridik. Varlığın başlangıcı yoktur. Başlangıç itibariyle sonsuzdur, ezelidir. Neyden bahsetmiş? Kıdem başlangıcının olmaması. Kıdem. Bunlar tamamen bilgi. Hiçbir varlığı benzemez. O düşündüğümüz her şeyin ötesinde varlıktır. Yani sonradan yaratılmışlara benzememesi muhalefetün lil havadistir. Muhalefetün lil havadistir. Ne güzel yazdım. Diğer bir maddede diyor ki Allah tek yaratıcıdır. Dilediği bir şeyde yoktan var etmek ister. Var etmek için ol demesi yeterlidir. Ol dedi ve oldu. Kun feyekun. Bu da tekvin, yaratma sıfatıdır. Tekvin de var. Muhalefetün lil havadis de var. Kıyam bir nefsi ise var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması. Bizim var olmak için Allah'a ihtiyaç duymamız gerekirken onun hiçbir şeye ihtiyaç duymamasıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Unutma. Soruya baktığımızda aşağıdaki ayetlerin hangisi kesin olarak çıkarılabilecek sonuçlardan biridir? Parçada diyor ki kim haksız davranışlardan sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir diyor. Hangisi kesin olarak çıkarılır? Allah herkesi bağışlayacaktır. Tövbe sadece haksız davranışlardan sonra yapılabilir. Tövbe Allah ile kul arası iletişim yollarından biridir. Hata yaptıktan sonra durumu düzeltmek için tekrar hata yapmayı imkansız kılar. Diğer bir seçenekte ise tövbe ile günahların bağışlanabileceği her türlü davranışlar yapılabilir diyor. C seçeneğine baktığımızda ise tövbe Allah ile kul arasında bir iletişim yollarından biridir. Aslında bundan bahsediyor, değil mi? Diğer seçeneklerin imkansızlığı ile alakalı bakıyoruz. Evet, cevabımız C seçeneği. Evet, diyor ki aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? Ayete baktığımızda yaptıklarından ötürü sevinen, öbür tarafta yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimseleri sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma. Her zalim zulmü tadacaktır diyor. Hangisi ulaşılmaz? A seçeneğine bakıyoruz. İnsan gösterişten uzak durmalıdır. Evet. C seçeneğine baktığımızda başarılar insanın şımarmasına sebep olmalıdır. Bundan da bahsetmiş. Kötü davranışların yayılmasından bahsediyor. Allah hak etmedikleri ile övünenlerden her zaman hesap soracaktır. Bundan da bahsetmiş. E seçeneğinde ise Allah kişinin yapmadığı şeylerle övünmesi hiçbir zaman doğru bulmamıştır. Övünmeyi doğru bulmamış zaten. B seçeneğine baktığımızda müminler başarısına ötürü sevinmemelidir. Tam tersi, böyle bir şeyden bahsetmez. Müminler helal dairesi içerisinde her zaman sevinmelidir ve başarıları takdir edilmelidir. Cevabımız B seçeneğidir.
Evet, güzel bir soru. Bir Hazreti İbrahim inancı bir ayet vermiş ve demiş ki Hazreti İbrahim hangi inancının yanlış olduğunu belirtmiştir. Ayette diyor ki: Estaizu billah, üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Daha bakın buraya kadar peygamberlik gelmemiş, kendi aklıyla Allah'ı buluyor. Yıldız batınca da ben batanları sevmem, batan bir şey benim Rabbim olamaz dedim. Ay doğarken görünce işte budur Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Bu sefer de güneşi doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Güneş de battı değil mi gençler? Güneş de batıyor. O da batınca kavme dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi ve ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Yani Allah'ın görünmeyeceğini anladı ve bir ve tek olduğunu anladı. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim dedi. Neyi eleştiriyor? Ortak koşan nedir? Allah'ın çok tanrıcı olduğundan bahsediyor. Hangisi çok tanrıcılıktır? Allah'ın çok tanrıcı olanların eleştirmesinden bahsediyor. Hangisi çok tanrıcılıklı? Satanizm, şeytanı tapanlar, ateizm, Allah'ı kabul etmeyenler, deizm, evrene tapanlar, monoteizm, Allah'ın birliğini mono bir demektir. Allah'ı bir kabul edenler, politeizm, poli çok demektir. Allah'ı çok kabul edenler. Ve cevap da çıktı zaten. Cevabımız C seçeneği. Güzel bir soru çıkabilir. Tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diyor. Baktığımızda paragrafta insan hayatını bilmeden ya da bilerek birçok hatalar yapar. Çünkü insanın fıtratı hata yapmaya meyillidir. Bu yüzden insanın hatasının farkına varması ve o hatadan dolayı Allah'tan af dilemesi ve bir daha hatayı yapmaması gerekir. Buna ne diyoruz biz? Tövbeyi istiğfar diyoruz değil mi? Yine insan dünyaya sürekli yaşamak için gönderilmemiştir. Her canlı gibi yaşam bir gün sona erecektir. Ve ölüm zamanı belli değildir. Kimsenin ne zaman öleceği belli değildir. Ölüm insanı ansızın gelir. Ne zaman öleceğimiz Allah tarafından bilinir ama biz bilemeyiz değil mi? Ansızın gelir. Bu yüzden hata yapıldığını fark edildiğinde hemen Allah'a tövbe edilmesi istedir. Sonra tövbe ederim ya diye ertelememeniz gerekir. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Ben buradan çıktıktan sonra da Allah korusun ölebilirim değil mi? Hazreti Muhammed peygamber olduğu halde bir gün içinde yaklaşık 70 kez Allah'a tövbe etmiş ve Allah'tan bağışlanma dilemiştir. Senin ne haddine diyor Peygamber Efendimiz bile bu kadar tövbe etmişken. B seçeneğine baktığımızda insanın vicdan muhasebesi olduğunu aslında B seçeneğinde çıkıyor değil mi? İnsan kendine peygamber bile bu kadar tövbe ederken benim ne haddimi diyerek sorgulaması ve vicdan muhakemesi yapıp Allah'a tövbe edip ertelememesi gerektiğinden bahsetmiş. Cevabımız B seçeneğidir. Panda olsun. Evet, soruya bakıyoruz. Diyor ki bu hadiste Hazreti Muhammed'in tövbenin hangi yönde vurgu yapmıştır? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asıl muhacir, yani muhacir ne demek? Ensar bir muhacirden aklınıza gelsin. Hicret eden ensar ise ev sahibi demektir. Hata ve günahlarını terk edendir buyurmuştur. Yani asıl büyük sevap işleyen hata ve günahlarını terk eden. Hatasız kul olmaz. Önemli olan hatayı terk etmek. Bir daha yapmamaktır. Baktığımızda tekrardan uzak durmaktır. Neyin tekrarından? Hatanın tekrarından. Hangi seçenekte var? D seçeneği günahlarının tekrarından uzaklaştırdığına diyor. Cevabımız D seçeneği. Okuduğunu anlama soruları önemli. Unutmayalım Panda Ordusu. Evet. Diyor ki bir parça vermiş. Bu parçada hangisi değinilmemiştir diyor. Baktığımızda insan çevresindeki kişilerle dostluk ve arkadaşlık ilişkileri kurar. Ancak bunları yaparken zaman zaman bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde hata yapabilir. Her insan gibi. Çevresindeki insanların kalbini kırabilir. Onların üzülmesine neden olabilir. Hata yapmak doğal ve insani bir durumdur. Bu nedenle her insan hata yapabilir. Hatası insan bulmak mümkün değildir. Önemli olan nedir? Peygamber Efendimizin bile hataları olur. Önemli olan hatadan dönmektir gençler. Hatasız kul olmaz.
Hatadan dönmeyen kul da Allah tarafından sorgulanır. Hangisi değinilmemiştir? Bakalım teker teker. Bir beşer, yani bir insan. Hatta beşer için hata yapmak kaçınılmazdır. Tabii ki de biz beşeriz ve hata yaparız. Beşer şaşar. İnsan hatanın insan olmanın doğal bir ürünü olduğundan bahsetmiş. C seçeneği bir dursun. Hataların iletişim sorununa bağlı olarak ortaya çıkabildiğini, evet insanlarla iletişimde kalbini bilmeden kırabiliriz demiş. Kimi üzüntülerin arasında başkalarının hatalarını da bulun, kimi üzüntü nedenleri arasında başkalarının hatalarının bulunabileceğinden de bahsetmiş, kalp kırmak gibi. C seçeneğinde ise dinimiz bilinçli yapılan hataların hoş görmediği, buna bilinçsiz dinimiz bilinçli yapılan hataların hoş görmediği, bilinçsiz olacak. Bu bilinçsiz yapılan hataların hoş görmediği cevabımız C seçeneğidir. Bundan bahsetmiş mi? Aslında dinimizle alakalı bir şeyden bahsetmemiş. Bu da doğru olabilir. Cevabımız C seçeneğidir. Bir okuduğunu anlama sözdür. Panda ordusu.